Merhaba arkadaşlar, Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadığım izleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin ve bakalım fincanımızın bize bugünkü mesajı neymiş, hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar ve aşağıda zile bastığınız zaman gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket'te Kahve Falı Instagram hesabından ve de aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün. Ben gün içerisinde fincanı kapatırken bu videoya niyetlenecek herkesin gönlünün ekmeğini ver diye niyette bulunup bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerle de pozitif enerjilerimi gönderdiğim fincanı açıp sizlerle de paylaşacağım. Bakalım fincanımızın mesajı neymiş, hep birlikte görelim diyorum. Evet, bugün işlerimiz biraz kocana da bir göz var. Şöyle gösterirsem ışık. Evet. Fincanın tam ortasında nazarlı olduğunuza dair birinin özellikle gözü çok ciddi anlamda sivrilmiş halinizi izliyor. Oldukça karışık bir fal açıkçası. İçinizin artık taştığı, sıkıntılı süreçlerinizin çok fazla içinizi bunalttığı bir dönem. Özellikle geçmişte bırakılan bir kısım var. Gelecekte sizi uğraştırmaya devam edecek bir kısım var. İki kişinin bir büyüye karşı net bir şekilde bir kadın orada oturuyor. O kadına karşı iki kişinin boynu bükük. Yani bir kişi önden gelmiş açıklama yapıyor gibi. Arkasını aldığı savunduğu biri var. Yani bir kadına bir erkek boynu bükük bir şekilde bir şeyleri açıklıyor. Arkasındakini de savunuyor gibi. Bunu herkes kendi hayatına göre değerlendirsin lütfen. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4 kişinin bir zemin üzerinde oturup konuştuğu var. Sanki o zeminle alakalı bir yer, bir para, belki ev, tarla belki. Bununla alakalı bir konuşma içerisinde olduğunuzu çok net görüyorum. S rakamı, pardon, S harfi ve 5 rakamı yan yanalar. Bu süreç içerisinde sanki birileri parayla alakalı olarak yani kendi çıkarı doğrultusunda bazı hamleleri olmuş. Orada o E harfi de var. Bir haksızlığa uğramak üzere olduğunuzu görüyorum. Bir iki kişi bununla alakalı olarak netlik kazanacak. Haksızlık yapan sanıyorum ki haksızlık yaptığını kabullenmek zorunda kaldığı bir durum var. Şimdi siz bu yaşadıklarınızdan sonra kaderinizle alakalı ben değişmek durumundayım. Bu şekilde gidersem kendimi köreltiyorum ya da yok ediyorum. Bir şekilde gidişatınıza dair kesinlikle bir karar alındığını, geçmişi bırakıp kaçasınızın geldiği, böyle bulunduğunuz yerden ev değişikliği olabilir, şehir değişikliği olabilir, iş değişikliği olabilir bilemedim. Bir insanın bir haksızlık yapıyor ve sonra siz bunu konuşuyorsunuz. Ve üzerine de kesinlikle arkadaşlar şöyle bir şey oluyor benim gördüğüm. Yani bırakıp gitmek istiyorsunuz net bir şekilde. Bakış açınız çok net aslında. Çok yakın bir zaman içerisinde, geçmiş zaman içerisinde göstermiş. Mesela bir ay öncesinde aldığınız bir küre gibi elinize tutuyorsunuz bir kısmeti. Yani umutlusunuz aslında. Baktığınız yerden geleceğinize dair güzel başlangıçları almak istiyorsunuz ve aslında alacaksınız da. Bu güç, bu kudret sizde var. Ayağınıza takılan, ikilem yaşatan bir kişi olsa da siz yolunuza bakacaksınız. Hatta sizi böyle karşılayan biri var. Yani sen bunu yapabilirsin. Lütfen iradene sahip çık. Aldığın kararları kesinlikle uygula diye de biri var. Manevi anlamda sizin yanınızda olan iyi ki de var diyorsunuz o kişi için. Önünüzde kocaman bir dağ gibi gördüğünüz bir ne diyelim ona? Sorumluluk aslında bu gördüğüm şey ama siz onu çok fazla ne yapacağım diye bir kaygılı halde olduğunuzu görüyorum. Evet arkadaşlar burada toz pembe tablo çizmeme gerek yok. Görsel itibariyle önümüzdeki tam da bu hafta itibariyle başlayıp sanki 2 aylık döneminizi ya yani Şubat ve Mart aylarını çok dolu dolu kafanızın bolca karışık olduğu herkeslerle konuşmak durumunda olduğunuz ve bazen de yardıma ihtiyacınızın olduğunu görüyorum. İki kişi böyle bir dalda karşılıklı konuşuyor gibi. Sanki böyle geçmişte yaşanılanlardan sonra inancınızı yitirmişsiniz de hani böyle kumru gibi o iki kuş gibi dalda duruyor gibisiniz. Yani geçmişe dair ilişki bitti ve ben asla artık mutluluğu yakalayamam dediğiniz bir durumda kesinlikle mutluluğunuzu yaşayacak olduğunuzu görüyorum ben sizin. Kanat çırptığınızı görüyorum burada. Bakın yani yaşadıklarınız kolay değilmiş ama sizin bunu aşabilecek gücünüz de insanlarda muhtemelen
O gözü o yüzden görüyorum ben. Çünkü çok savaşçı bir ruh, yıkılmamış. Yardım alacak evet ama yıkılmayacak diyebildiğim, özellikle dediğim gibi Şubat ve Mart aylarınızı böyle değişip dönüşeceğiniz, bu yolda ilerlerken tökezlemeye meylettiğiniz hemen birilerinizin de yani birileri var yanınızda çevrenizde. Ben böyle bayağı hane olarak da kardeşlik ilişkilerinde hani teyzeler ya da işte dayılar ya da amcalar, halalar bir şekilde bu hanede özellikle kendi çekirdek ailenizin dışında anne babanızın bulunduğu aileyle alakalı da bazı gündemlerin gelecek, yani hani gündeme oturacak bazı konuların olduğunu görüyorum açıkçası. Şimdi özellikle 3 kişinin bakın biri ben büyüğüm diyor, söz sahibi benim diyor. Biri sağ tarafta, biri sol tarafta kalmış. Ya bir dakika, sen büyük olabilirsin ama hak var, hukuk var, yani o öyle değildir der gibi hakkını savunmaya çalıştıkları bir ortam olacak. Özellikle anne babanızın bulunduğu aileyle alakalı olarak gördüğüm şey bu. Bunun dışında evet, bu yüzleşme sonrasında yengeç görüyorum. Yani balık burcu, yengeç burcu, akrep burcu, su burcu grubundan bir kişinin bu konuyla alakalı hakkını sonuna kadar savunacak olduğunu görüyorum açıkçası. Şimdi edindiğiniz bazı şeyler var. 5 rakamı çok net mesela. Yanında da anahtar duruyor. Yani siz bu süreçle alakalı olarak 5 şey harfi, S harfi 5 rakamı ve yanında duran anahtar. Yani bir düzlüğe çıkacak olduğunuz bir evre var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Yaşayacak bir mücadeleniz var dedim ya, ama önemli olan bakın şimdi. Şu sürece baktığım zaman sizin bir es verecek olduğunuz. Es de değil. Yani mücadelenin sonunda bir kutlama hali var. At nalı çıkmış orada bir defa. Hani uğurlu da bir döneme gireceksiniz. Şimdi tam ben sizin Mayıs ayınıza baktığım zaman tam da sanki geçmişteki yaşadığınız o kargaşaymış gibi hissettiğiniz bir döneminiz olacak. Bu şu demek oluyor. Sizin geçmişte yaşadığınız o kargaşa sizi öyle artık iz bırakmış, travma sebebi üzmüş ya da mücadele etmişsiniz ki, ya yine aynısı olursa evet ben bir ilişkiye başlayacağım ama ya yine işte birileri beni aldatırsa gibi düşündüğünüz bir ya yinesi kaygısı yaşadığınızı çok net görüyorum. Bu sizin bilinçaltınızdaki kaygılar kesinlikle bu anlamda sizin bunu yaşayacak olmanızdan daha çok bu bilinçaltılarıyla kendinizi boğduğunuz yönünde görüyorum açıkçası. Şimdi bakalım bize tabağımız neler söyleyecekmiş. Şimdi sizlere de göstereceğim. Aksın iyice. Ben tabak kısmında 4 ay sonrasındaki mesajlarınıza dair bilgileri rehberlik etmeye çalışıyorum. Bir fincanın tabağı ortalama 4-5 ay sonranızda neler bekliyor size? Şimdi hanenin ortasına diz çökmüş bir insanı bir kere afteleyen bir insan var. Bir insan da kaygısıyla, korkusuyla yüzleşmiş, hakkını almış. Kardeşler de diye örnek vermiştim. Eğer bu durum kardeşler ise kesinlikle hakkı almış. Haksızlık yaptığında kabullenmiş. B harfinde bir insan da görüyorum. Bir insan var orada. Yaptıklarından pişman ve ayaklarına adeta kapanıyor. Çünkü haksız yolla almaya çalıştığı şeyler onun ayaklarına dolanmış ve pişman. Ben senin hakkını yemeye çalıştım ama ilahi bir şekilde kaderimde de başıma gelmeyen kalmıyor. Ayaklarıma dolanıyor tüm işler. Yani aksilik peşimi bırakmıyor dermişçesine gelmiş sizlerden özür diliyor. Bu sizlerden dedim ailenin büyüğü, işte hani aile bireyleri, anne baba, işte amcalar ya da teyzeler ise tam olarak anne büyüğü, işte aile büyüğüyle alakalı yaşadığımız şeyi anlatıyorum şu an. Hanenin tam ortasında görünen. Şimdi parayla alakalı, yani sizin iş kapınızla alakalı çok ince bir çizgi var. Sizin sanki bir çizgi çizmeniz gerekiyormuş gibi. Edindiğiniz bazı şeyler var ama yeterli gelmesi için ya da birilerini tatmin etmeniz için net çizgiler koymanız lazım. Nasıl net çizgiler? Yani ne yönde gideceğinize karar vermeli. Çizginiz net olmalı. Eğer ki rengin hani şey gibi hani bir geçiş yaşarsınız. Böyle zaten geçeceğim deyip mevcut işinizi işte çok da eskisi kadar şevkle yapmazsınız. Ama zaten geçememişsinizdir de. Orada bir sürümcemede kalan bir iş vardır. Ne öbür tarafa gidip verimli çalışmaya başlamışsınızdır.
Bir de soğuma gelmiştir zaten geçeceksiniz diye. Ne de mevcut işinizde verimli çalışıyorsunuzdur gibi bir çizgi bu. Yani bir netlik kazandıktan sonrasında parayla alakalı olarak özellikle kadın var orada. Bir kadın eliyle gelebilecek olan bir ferahlık oradaki gördüğüm. Bir kadın eli size bir fırsat tanıyacak. Sanki siz de bu vesileyle renginizi mi belli edersiniz, kararınızı mı netleştirirsiniz? Burada benim gördüğüm bu insanın kesinlikle netlik ama orada bir fikir çatışması var. Ama o kadın size ciddi anlamda fayda sağlayacak. Bir amir, bir müdür, bir büyüğünüz bilemedim. Sizin yaşamış olduğunuz fikir çatışmalarına rehberlik edip iş anlamındaki netliği kazandırır ve sonrası ferah olur. Çünkü etrafınızda sadece dedikodularınızın dönmeye başladığı bir iş hayatı olacak. Başarınız konuşuluyor ya da o kadın tarafından sanki torpilliymişsiniz gibi addedilebilirsiniz. Dinlenme sürecine geçeceksiniz. Bu kargaşalar sonlanacak. Geçici bir kargaşa görüyorum ben orada. Aşk hayatınıza baktığım zaman çok pür pak, mutlusunuz, berabersiniz diyemiyorum. Aklınız oldukça karışık. Sanıyorum ki yaşanılan geçmişle alakalı aldığınız derslerden sonra daha hak, hukuk birbirini ezmeyen ya da çift ne diyelim ona? Yani erkeksin erkeksin. Beni ezmek zorunda değilsin. Ben de kadınım, çok para kazanıyor olabilirim senden belki ama ben de seni ezmeyeceğim diye istediğiniz bir ilişki olsun istiyorsunuz. Geçmişte yaşadıklarınız kafanızı oldukça kurcalıyor. Burada çiftlerin özellikle ailelerinin bir erkek figürünün baskın olduğu bazı kararlar olduğunu görüyorum. Nişanlıysınız örnek, yani nişanlısınız örnek veriyorum ki orada baba figürünün baskın olmasından kaynaklanan yönünüze dair bir karışıklık var. Orada bir yine erkeğin, kadının değil de daha çok erkeğin yine bazı direttiği mevzular var. Yani bir S harfi, Ş harfi, 5 rakamı sizin bu falınıza çok fazla baskındı. Sanki size yapılmak istenilenler, yani yapılacak verilen sözler yapılmamış. Hani örnek veriyorum, evleniyorsunuz işte takı olaylarında 3 tane denmiş, bir taneye razı getirilmeye çalışıyorsunuz. Erkek diyor ki kabul et, öbür tarafın erkeği diyor ki hayır olmaz. Böyle maddi anlamlarla alakalı iki erkeğin zıtlaştığı bir ilişki içerisinde olduğunuzu görüyorum. Zaten kafanızın geçmişten gelen bir karışıklık içerisinde olduğunuz için de önünüzü çok sağlam bakıyor olarak göremedim. Erkeğin kadına olan ilgisi çok fazla. Kadın dua halinde. Bu karışıklık bitsin ya da benim için hayırlı neyse olsun diye dua eden bir kadın var. Bir köprü kurulmaya çalışıyor bununla alakalı. Sonrası bir belirsizlik, kafa karışıklığı olarak vermiş. Ne ayrılık ne de birleşme olarak tamamlıyor falınız. Sis deposlu süreci siz belirliyor olabilirsiniz. Bu köprüyü kurmaya çalışan sizsiniz. Yani önümüzdeki süreçte aşkla alakalı ailevi problemlerin ve partner olarak erkek olan kişinin baskınlığı ve işte ailedeki diğer erkeğin baskınlığıyla arasında kalmışlık yaşanılabilir. Geçmiş tecrübelerden dolayı da körü körüne atlamıyorsunuz olaylara. Önce bir düşünüyorsunuz, o şekilde adım atıyorsunuz. Geleceği de belirleyici kişi kadın olarak çıkmış. Aşk tarafınızda gördüğümde böyle arkadaşlar açıkçası. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Falımın sonuna geldim arkadaşlar ben. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ve aşağıda bir link paylaşıyorum. O link üzerinden de artık bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ben sabah saat 10, akşam saat 7, günde 2 defa fal videoları mutlaka yayın alıyorum. Bunun dışında büyük boy fincan kullanıyorum. Sizlerin talepleriniz ve yorumlarınızı mutlaka dikkate alıyorum. Eleştirileriniz ve önerileriniz benim için çok önemli. Önerilerinizi her zaman açığım ama bazı kişiler haddini aşıyor. Onları tabii ki de önerilerinizi açığım ama hadsizliğinizi değil tabii ki de diye de oradan o kendini bilen kişilerle alakalı da buradan söylemek istedim açıkçası. Biz çünkü gün geçtikçe büyüyoruz arkadaşlar. Ben kalbi güzel kişiler tarafından emeğimi karşılığını yeterince görüyorum. Bu da bana yeterli oluyor. O yüzden Buket Hanım çok enerjilisiniz diye soruyorsunuz, söylüyorsunuz, yorumlar geliyor. Ben bütün enerjimi sizden alıyorum. Benim enerji kaynağım sizsiniz. O yüzden de işte bazı kişilerin anlamsız yorumları bizim ya da sizlerin yorumlarına da yazanlar oluyor. Yani herkesin burada had sorgulaması yapması lazım bence kesinlikle. Görebildiklerime rehberlik etmeye çalışıyorum. Sizdeki gelen yorumlar ve talepleri mutlaka dikkate alıyorum arkadaşlar. Her falım sonrasında kendime dair duygu düşüncelerime yer veriyorum. Sanki ben burada şu an sizin falınıza bakmışım.
Sonrasında sizinle karşılıklı sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum çünkü. Sizinle iletişim kurabileceğim tek mecra burası olduğu için de yorumlarıma devam ediyor oluyorum. Videom bu şekilde ilerliyor. Yani en azından benim işleyişimde bu böyle ilerliyor arkadaşlar. İşte değişik mailler de geliyor bana, enteresan yorumlar, mesajlar atılıyor. Çok enteresan, inanın. Paylaşmak istiyorum ben de o yüzden sizlerle. Tabii ki de dikkate almıyorum ama işte çok enteresan, böyle kendilerinde nasıl cesareti bulup da ya bir insanın, farklı bir insana bu kadar hadsizlikle yaklaşmasını ben çok ciddi psikolojik problem olarak görüyorum bir defa. Yani herhalde diyorum süreç gerçekten, hani ben hep derim ya, sağlığınızla kalın, sağlık yerindeyse su yolunu bulur. İnsanların ciddi anlamda psikolojilerinde bozulduğunu düşünüyorum ben. Ve hani ben burada gördüğüm savaş vereceğiniz o sıkıntı süreçlerinizi söyleyip eninde sonunda kapı açılacak mutlaka olan kısımları daha umutla söylemek istiyorum. Çünkü bu hep böyledir yani, bir kapı kapanır ve bir kapı açılır. Sınavlarımız dün de vardı, bugün de var, yarın da olacaklar. Önemli olan burada umudumuzu kaybetmemek ve sağlığımız yerindeyse zaten su yolunu bulacak. Zaten şu süreç itibariyle ciddi anlamda tehlike altında sağlığımız. Özgürlüğümüzü özlemişiz. Bu anlamda demek ki insanlar ciddi anlamda psikolojileri de artık hastalanıyor diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki de bu tarz hadsizce gelen yorumları psikolojilerinin de tedavi edilmesi gerektiği yönünde, yani ciddi sıkıntılı bazen mesajlar geliyor. Çok şaşırıyorum inanın. Buradan da sizlerle bu duygumu paylaşmak istedim. Dikkate aldığım için değil. Çok güzel yürekler. Buket Hanım, boş verin, biz sizi tanıyoruz diyorsunuz. Evet, ben de kendimden ve çizgimden eminim. Burada önemli olan insanlara çok gerçekten gidişat kötü. İnşallah o yüzden bir an evvel sağlığımıza kavuşuruz, özgürlüğümüze kavuşuruz. Psikolojilerimiz daha da öfkesiz hale gelir diye düşünüyorum, umuyorum. Ben Beddua'nın negatif enerjisi olduğunu düşünürüm. O yüzden de hep derim ki karşımdaki insana kalbinin ekmeğini ye. Sen yüreğinde neler barındırdıysan Rabbim sana onları yaşatsın. Yani ödülünü al, mükafatını al. Ama bir kişinin başarısıyla, ailesindeki mutluluğuyla aldığı, giydiği, yediği, içtiği seni eğer rahatsız edebilecek kadar hasta ruhluysan, işte orada sen o hayatı karşılığını gör. Bırak insanları mutluluğuna göz atmayı, göz dikmeyi, nazar etmeyi, söz etmeyi. Sen kendi önüne bak diyesim geldiği için de kalbinin ekmeğini ye diyorum. Bu da benim biraz sloganım gibi oldu. Benim dinleyenler çoğalıyoruz tabii ki de. Onlardan bir, belki aranızdan bir kişi, sadece bir kişiyi böylesi bir alışkanlık edindirebildiysen ben amacıma ulaştım demektir. Bu da beni mutlu eder. Videomun sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.